İkincisi yazılı soru önergeniz. 4.342 sayılı Mera Kanunu'nun ilki maddelerinde aykırı oluştursa dahi Aksel Belediyesi'nin Mayıs ve Mera'dan satışı kararlılmıştır. Ki yanlış bilgi. Anayasanın belli ki ilkesine verince bahsi konu olan maceraların satış kararlılığının ne kadar yeterli olduğunu dair iş kısaca Mera'ların satışıyla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Hemen şunu söyleyeyim. Öncelikle bizim yetki aldığımız yerler aslında Mera değil. Zamanında oradaki halk orayı satın almış. Normal aslında bir tarla hüviyetinde az para ödemek için Mera'ya çevirmiş. O yüzden biz hukuk birimimize bu soruyu sorduk. Mera'ların satışla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ama buna rağmen farkındaysanız o Mera'larla ilgili sizden bir yetki daha aldık. Kiralama yetkisi. Biz burada tercihimiz kiralamaktan yana. Buralar boş duruyor, kullanılmıyor. Orada hayvancılık yok. Ama başka avantajlı enerji şirketleri olsun, başka şirketler buralarla ilgili yatırımlar yapabilir. Bunlara müsait, yasalarımız da müsait. Böyle bir yatırım olursa dahi elimizde bulunsun diye alınmış bir yetki. Herhangi bir yapılmış bir anlaşma yok. Çünkü bizim tarzımız o değil. İhale sistemine biz çok önem veriyoruz. Ve şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamamızın en büyük sebebi de o ihale sistemini dört dörtlük çalıştırmamız. Tüm olaylarımız o şeffaf olması gibi. Biz buraları satmayı düşünmüyoruz ama satış açısından hukuken bir şey yok, sıkıntı yok. Çünkü aslında Mera vasfında olan araziler değil. Sadece Mera diye yazılmış oraya bilgi amaçlı. Özel Mera diye geçiyor. Özel Mera'ların satışıyla ilgili bir sıkıntı yok. Bravo, aynı. Ha, tapuları da burada zaten. Tapulu arsalar. Yani gidip de bize Mera olduğu için belediyenin yetkisine girmiş arsalar değil bunlar. Ama dediğiniz konudaki hassasiyeti anlıyorum. Sonuçta Mera diye geçiyor. Bu bakımdan biz de satış değil kiralamayı tercih edeceğimizi şimdiden söylüyoruz. O konuda da tüm bilgileri gene siz de istediğiniz zaman paylaşırız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ki bu çok doğru ve mantıklı bir muhalefet. Ben size teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Yani hani muhalefet nasıl yapılır? İşte böyle yapılır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani her türlü konuda da %100 açığız, şeffafız. Her türlü konuda, her türlü şeyde bize sorabilirsiniz. Bizde aynı hiçbir sıkıntı yok. Bunları da konuştunuz zaten siz. Tamam. Biz de yani açık söyleyeyim. Bunlar da bizim uzmanlık alanımız olan konular değil. Biz de bunlar hukukçu arkadaşlar. Siz de hukukçusunuz. Hukukçu arkadaşlar soru ilerliyoruz. Bizim özelliğimiz şudur. Hiçbir konuda bu tip şeylerde hukukçuların bu uygun değildir dediği hiçbir şey yapmayız. Kuralımız bu. Çünkü öbür türlü zaten muhalefet belediyesiniz. Başımızda devamlı müfettişler şunlar bunlar her an bir şey olacak diye. O yüzden biz normalde bir AK Parti belediyesi bir defa düşüyorsa bizim 3 defa düşünmemiz lazım. Yani. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bizim gönlümüzden geçen kiralama yoluyla ilerlemek. Ki uzun dönem kiralamanın da o konuda istisnaları var. Belki onu da komisyonda tartışmışsınızdır da. Yani biz bunların hepsini tartışa ve özellikle hem bizim meclis üyelerimizin hem de muhalefet meclis üyelerinin vereceği desteklerle ilerlemek istiyoruz. Yani bizim kesinlikle tarzımız biz yaptık ettik değil. Sizden gelecek her türlü katkıyı açığız ki bir önceki dönem meclis üyeleri bu konuda gayet tecrübeli aslında. İnşallah bundan sonra daha da çok katkı alırız. Diyelim.